Olmuyor demek ki. 1 dolarlık vs 1 milyar mı lan bu? 3-6 milyar dolarlık. Milyar değil mi? Yok amına koyayım. Ne iş yapıyor lan bu adamlar? 1 milyar dolarlık. Ne iş yapıyorsunuz? YouTube es. Aga izledim bunu ya. Ah be kardeşim. Bu 1 milyar. Dropshipping yapıyor. Hey, yoksa sen de bunu satın mı alıyorsun? Satın alma, sat. Bu 1 milyar dolarlık bir süper yat ve... Siktir lan, her yeri altın mı? Ne gerek var lan altın kaplama ya? Ha? Kardeşim biz halimizden memnunuz. Koca bir şehri su üstünde tutmaya yetecek büyüklükte. Böyle bir şey nasıl yapmışlar? Ben de sizlere bu yatla 300 milyon dolarlık bir mega yat, 50 milyon dolarlık bir giga yat ve 1 dolarlık bu yat arasındaki farkı göstereceğim. Baba bana bu yeter. 1 dolar amına mis gibi lan. Motoru da olması yeter bana. Şurada dursun yeter lan. Bir giga yat ve 1 dolarlık bu yat arasındaki farkı göstereceğim. Bu yatı bana neden 1 dolara sattın? Bağlama fiyatları artıp duruyor. Öyle 18 bin dolar bu oldu. Bu yatı bağlamak yılda 18 bin dolar. Evet. İlginçmiş. Al bakalım. Teşekkür ederim. Güverteye çıkmamızla yatın neden 1 dolar ettiğini de anlamamız 1 oldu. Pekala, artık suda olduğumuza göre içeri... Bana bu yeter arkadaşlar. 1 dolar. Alt üstü 23,5 lira. Ne anlamadım? Bir bakalım. Zeminin bunu yapması normal mi? Bu belki bir dolar bile etmez. Ona şey yapıştırırsın bu. Videolarda adam vardı ya, bantı şöyle bir koyuyor, su kalmıyor. Gerçekten batıyoruz. Bot onu suya koyduğumuz an batmaya başladı. Ama tanrım, yükseğe çıkalım, batıyoruz. Chandler atla. Bebeğim, ona tam 1 dolar ödemişti. Bu 1 dolarlık yattı. İlerleyen dakika... Arkadaşlar 23 liralık oturdunuz zaten içinde. 23 liralık oturdunuz yeter yani. Ne bekliyorsunuz? 23 lira. 23 TL'lik eğlence. ...da 50 milyon dolarlık ve 300 milyon dolarlık bir yat ve 1 milyar dolarlık süper yat var. Ama ondan önce işte 1 milyon dolarlık yat. Daha büyük olur sanıyordum. Atlayın abi lan, niye küçük? Peki hala? İçine bir bakalım. 1 milyon... Oğlum 1 milyon dolar... 1 milyon dolarlık bir yatın güzel olması gerekmiyor mu çok ya? 1 milyon dolarlık yatta ilginç derecede büyük bir salonunuz, alt güvertede bir yatak odanız, dik duramadığım başka bir yatak odanız daha ve bir de çocuk odanız var. Çocukların var mı? Chris, Chandler, Carl, Nolan. Rahat olun, bu iş bende. Güvertede olan var mı? Kes şunu. Biri kurtarma botu yollayacak. Sahil güvenliği yollayın. Acaba dönersem düşer mi? Yapma. Çok eğlenceli. 1 milyonluk bir yata göre dürüst olayım, düşündüğünden daha ufak. Çok da ufak değilmiş ya. Kaç metre lan bu? 1 milyonluk bir yata göre dürüst olayım, düşündüğünden daha ufak. Bakalım bizi izliyorlar mıymış? Aman tanrım, bu Mr. Bey! Evet, izliyorlarmış. Bu oldukça komik. Şimdi de 10 milyonluk yata geçiyoruz. 10 milyon mu? Görüşürüz. Hoşçakal. Aman tanrım. Şundan bir tane hepimizde olsa olmuyor mu ya? Tanrım. Hızlıymış. 10 milyon dolarlık yattayız. Etrafa bir göz atalım. Vay canına. Ön tarafı kocaman. Bu diğerinden çok daha büyük. Manzaraya baksana. Güneş çok güzel vuruyor. Bronzlaşalım biraz. Aman tanrım. İşte yatak odası diye buna denir. 9 milyon dolar daha ödeyince dik durabiliyorum. Ve aşağı indiğinizde 4 tane daha kocaman yatak odası var. Niye tuvaletler karşılıklı? O taharet musluğu. O taharet musluğu mu? Abdestlik değil mi amına koyayım? 4 tane daha kocaman... Bak biz bunu bir kere daha tartışmıştık. Bu abdestlik mi? Taharet musluğu mu? Aman yatak odası var. Niye tuvaletler karşılıklı? Nasıl taharet musluğu? Götüne yapışır bok ya. O taharet musluğu. Popon için mi? Buraya tuvaleti yapıp poponu da orada yıkıyorsun. Tuvalet kağıdı neyine yetmiyor? Tam Amerikalısın. Yukarıdaysa bir oturma alanı daha var. Vay canına. Diğer yatak... Sadece tuvalet kağıdıyla temizlese yapışır götünde la. Oradaki koltuklar deriydi ve yanıyordu. Bunlar gerçekten yumuşak. Hem de kullanışlı. Bu tekne bugüne kadar gördüklerim içinde en iyisi. Sıradakini görene kadar bekle. Kocaman ve kocaman olduğu için de
Arkadaşlarımı davet ettim. Gidin eğlenin. Hadi 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 hadi. Bu teknenin kapasitesi 150 kişi. Çok eğlenecekler. Vay be. Aman bu tanrım. Bu çılgınca. Malikane ile arasında ne fark var ki? Bu bir malikane. Git git bitmiyor. Jimmy hala gidiyorum ben. Aralarındaki en iyi yatak odası kesinlikle bu. Öyle çünkü kafam tavana değmiyor. Elim anca yetişiyor. Bu yatta bir salon, bir ofis, bir partiler. Ne partileyeceğim oğlum? Kendi yatımı benim. Kaç 25 milyon dolarlık yatımda. Gelecek el alemin bebesi amına koyacak yatının çıkacak. Var mı lan öyle bir dünya? Yok baba, arkadaşlarınla gideceksin. 10 kişi mi arkadaşlarıyla? Takıl baba ya. Ne sokuyorsun el alemin bebesini la? Oğlum, o mal senin malın. Başkası gelecek oraya. İşeyeni, kusanı, sıçanı, sigara izmaritini senin bir yerlerine basar. Gelir yatağın içinde sigara söndürür. Her şeyi yaparlar arkadaşlar. Elan'ın bebesini ne çağıracağım la? Kendi arkadaş çevrem yeter bana. Oo. Bir masaj odası, iki yemek odası ve 7 yatak odası var. Bu bugün bindiğim en iyi yat. Burada kaptan benim. Çikolata. Festivus değil. Festivus değil. Sağ ol, hayatımı kurtardın. Ne demek? Yok artık, yoksa bu. Zor. Hey dostum, rahatladın mı? Evet tabii. Hala masajın bitmedi mi? Al bakalım ısır. Aa, çok iyi çikolataymış. Bütün avanaklar bu odada toplandı. Bu 25 milyon dolarlık 30 odalı bir yat. Niye hepiniz... Ya, al da gidek yatına. Aynen kanka ya, hemen alıyorum şimdi yat. Bu yatta baba sıra gecesini bir kuracaksın. Denizin ortasında. Hele hoy hoy. Bu yatak aşırı rahatmış. Yatta birinci sınıf bir aşçı olmasına rağmen bizim çocuklar pizza istedi. Ben de küçük bir sürpriz hazırladım. Üstünde durduğumuz şey ne? Tekne. Bir harf. Hastane. H harfi. Tekne. Helikopter pisti. Ve bir Uber de helikopterle taşıma yapıyor. Bu gerçek olamaz. Ha, evet gerçek. Bu bir helikopter mi? Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Pizza! 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 Tüm bunlar bir pizza için. Pizza! 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 Ben daha para... Millet bu hayatı yaşıyor kardeş. Neler fark edemezken adam hareket halinde tekneye indi. Kim pizza ister? Evet! O kadar pizza... Ben olsam Burger King isterdim ya şimdi. Bu teknede, bu yatta da yani Burger King iyi gider arkadaşlar. Yedikten sonra yüzmemek gerekir ama 25 wow. milyon dolarlık bir yattayız. Haliyle yata 25 milyon bayılınca birkaç da jet skin oluyor. Oh, oh. Oh. Tarık jet ski devirdi. Hey Mac, pizzayı yakala. Oh. 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 Lan o tuzlu suyun içinde pizza mı yedi la? Mac, pizzayı yakala. Oh. 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 Bu yat 25 milyon dolar. Keyfini de tek süren benim. Bu yat size çılgın geldiyse 50 milyon dolarlığı görene kadar bekleyin. Hatta ne diyeceğim? Şimdi gidelim. Zoom yap. Şimdi ise 50 milyon dolarlık yattayız. Bu yatın uzunluğu 60 metreden fazla ve... Düşünsenize oğlum. Chat var mı lan harbiden? Oğlum bizim izleyiciler arasında yatı olan vardır ha. Kim lan onlar? Çıkın ortaya. Oğlum abinizi bir davet edin. Vardır vardır. %100 eminim de. Davet edin ya. Sohbet muhabbet gırgır. Yakalandık. Bak burada dalga geçiyorsunuz ama cidden içinizde bir kişi de mi? Kaç kişi şu an? Bir dakika. 9192. Bunun içinden bir kişi de vardır ya. Daha 50 mi? Abi yatı olan adam neden el alemi soksun yatına? Arkadaşlarıyla takılır. Ben el alem miyim? Rane? Oğlum? Mert abi? El alem miyim ben? Hayır, el alem değilim ben. Mert abi. Mert. Ve tam 4 katı var. Kapasite ise 200 kişiden fazla. Ve içinde 20 kişilik tayfası var. Bir de bu evsiz adamı buldum. Ne haber millet? 50 milyon... Ben size böyle espriler yapıyormuşum. Halbuki arkada yatım varmış değil mi? Hep izden gizli yatıma biniyormuşum, takılıyormuşum.
Ödediğinizde size istediğiniz zaman tayfadan birini çağırabileceğiniz bu kumandayı veriyorlar. Beni mi çağırdınız? Ha, sadece kumandayı gösteriyordum. Ama kumandanın tek özelliği bu değil. Televizyonun aşağı iniyormuş. Ankara'da. İyiymiş. Ankara'da arkadaşlar. Hani öyle bir zenginmişim ki yatıma binmek için helikopterim de varmış. Mesela Bodrum'a çekiyormuşum. İşte oradan helikopterle yatıma iniş yapıp takılıp dönüyormuşum geri yayına. Çok yavaş dostum. Acaba şöyle... Evet, ben aşağı bakacağım, siz de yukarı bakın. Bir şey bulursanız seslenin. Tamam. Burası kocaman. Sanki yukarıda başka tepe var. Cimi, burada bir şey yok, merak etme. Bu çılgınca. Vay canına, yürüyüp duruyorum ama tek... Oy. De burada abi işte arkadaşlarını düşünüyorsun şimdi, kapı kilitlenmiyorsa. Aman aman, biz Bodrum'da bir tatile gittiydik arkadaşlar. Amına kodumun yerinde villa kiralamıştık daha kaç sene önce arkadaşlarla. Ya duşun, tamam mı? Duşun kapısı kilitsiz. Kapı böyle yandan sürmeli. Yani hiç rahat duş alamıyorsun, anladın mı? Arkadaşların var, herkes. Bizimkiler zaten trolleme yaralıyor. Kanka falan filan. Rahat rahat duş bile alamıyorsun. En nefret ettiğim şey, duşu alacaksam o kapı kilitlenecek köküne kadar. Sizde de olmuyor mu hiç öyle? Yatınızda falan. Kapıyı kilitlemeyince kendinizi kötü hissetmiyor musunuz arkadaşlar? Her gün, evet abi. Oluyor ya. Çok sıkıntılı değil mi? Tekniği yaraladın mı yoksa hala başında mıyım, bunu bilemiyorum. Bu şey kocaman. Bu sırada Nolan uyuyakaldığı için hala bizi bulmaya çalışıyor. Mr. Beast'i gördünüz mü? Evet! Yalan mı söylüyorsunuz? Evet! Görünüşe göre Pete Davidson orada. Şimdi bu arkadaşlar el alem değil, anladın mı? Onlar da bizden. Onlarla parti yapılabilir arkadaşlar. Anladın mı? El alem değil onlar şimdi yani. Düzgün insanlar belli. Pete Davidson'ı görmezsem 50 milyon dolarlık yatı batıracağım. Bu arada bize doğru gelen başka bir tekne gördük. Sahibi ise bunu yaptı. Ben el salladım, o poposunu gösterdi. Bu adam bir gün baba olacak dostum. Pekala, yakala. Nereye gidiyorlar? Şunu bana versene. Geri geri mi gidiyorlar yoksa marifet bizde mi? Yat işte. Fırlatın. Bu iyiydi. Zenginler böyle eğleniyor demek ki arkadaşlar. Hepimizden iri ve güçlü olan adam başardı. Vay be, ne ilginç. Yattaki yemekler acaba nasıl? Kuzu pirzola. Yok öyle bir şey. Hı-hı. Atma. Yemeğe geçelim. Evet. Teşekkür ederim. Çok iyi. Çok lezzetli. Yakında hiç proje var mı? Peacock'ta yayınlanacak şovum Bobkiss için çok heyecanlıyım. 4 Mayıs'ta. Doğum günümden 3 gün önce. Nolan hala bizi... Bebe, doğum günü ne kadar kaldı? 8 Temmuz, 18 gün eklesek. 26-27 gün kaldı benim de doğum günüme. Bulmaya çalışırken... Mr. Beast ne tarafa gitti? Yüzen billboardumuzun etrafına tekneler toplanmış. Okyanusa billboard koyulabileceğini bilmiyordum. Biz de çikolata verelim dedik. Çikolata dağıtıyorum. Çikolata ister misiniz? Tabii isteriz. Yakaladım. Ama canım. Bunlar harika dostum. Güzel. Bu harika. Bu yediğim en iyi çikolata. Yeme, en iyi çikolata bu mu söyle. Aman tanrım. 10 üzerinden 11 puan. Millet hayatını yaşıyor arkadaşlar. Harbi yaşıyorlar ha. Hershey's. Fulya abla hoş geldin. Fulya abla oyun iptal oldu ya. Bilgisayar kasıyor, indiremiyorum. Yanında. Söylemeyi unuttum vallahi yayındayım diye, kusura kalma reis. Halt etmiş. Hershey's yanında halt etmiş. Herkes Hershey's'ten iyi olduğunu söylüyor. Denemen gerek. Tadı nasıl söyle. Açıkçası Reese's'ten daha iyi. Merak etme. Bunu duymak istiyorum. Kaç puan? 10. İşte bu. 10 puan. Drone'la Feastables dağıtıyorum. Hey, Feastables'lar geliyor. Olamaz. İpi salın artık. Bir Feastables teslim edildi. Bize de bırak. Çok lezzetli. En iyi çikolataları, kurabiyeleri ve şekerli sakızları tatmak istiyorsan Walmart, 7-Eleven ve Albertson mağazasına gidin ya da Feastable.com'dan lütfen sipariş verin. Feastable çok iyi ya. Tadı nasıl? Bu harika. Yediğim her çikolatadan daha iyi. Neden bu fındıkları yemesinler ki? Katılıyorum. Fındıklarımızı ağzınıza alın. İşte bu. Gün batarken sonunda Nolan bizi buldu. Jimmy! Nolan! Başka bir yemek daha yedik. Sabahsa dünyanın en büyük yatlarından birine bindik.
Bu tam 300 milyon dolarlık bir yat ve içinde her istediğinizi karşılamaya hazır 50 kişilik bir tayfası var. Onlarca lüks odası ve 9 tane yatak odası var. Aman tanrım, yok artık. Hoş geldiniz. Teknenin tepesi buradan görünmüyor. Dünyanın 69. en büyük yatıyız. Bu gerçek bir istatistik. Evet öyle. Çılgınca. 6 katı var, kocaman bir havuzu ve ayrıca bir de manzarası hoş bir jacuzzi'si. Bu çok olmaz bir şey. Favori teknem şu an bu. Bu yatak. Güzel hayatlar yaşıyorlar ya. İçerisinde okyanus manzaralı, son teknoloji, bir de spor salonu var. Nasıl? Teknemde spor salonu olsa spor yapardım. Ve bir şey izleyeceğinde pencereleri otomatik kararan bir sinema salonu. Yemek masası bile 3 milyon dolar değerinde. Piyano da kendi kendine çalıyor. Bundan ben de istiyorum. Çocuklar spayla meşgulken beni izle. Ha, tıraş mı oluyorsun? Evet. Carl saunadaydı. Yaşıyor musun? Zar zor. Bu hiç rahat görünmüyor. Ve Nolan nerede hiç bilmiyorum. Oho, çok sıcak. Adam jacuzziye güneş yanığıyla girdi. Çok sıcak. Aşağıda dahası da mı var? Vay canına. Aman tanrım. Sence yeterince jet ski var mı? Burada ne var? Oo, ben yaptım. Birimiz bu tekneden aşağı atılacak. Ha? Sonra kaldı. Güle güle. Hey, her zaman hazır olman gerek. Jimmy, bir şey yiyebilir miyiz? Evet, geri geldiğinde. Çocuklar, milyarderler gibi davranmalıyız. Çink çink. 300 tane bir... Lan sen zaten milyardersindir oğlum. Kimi kandırıyorsun lan? Milyon dolarlık tekne mi yoksa bir tane 300 milyon dolarlık mı? Neredeyse yılın her günü için bir teknen olabilir. 300 tane tekneyle ilgilenemem. Siz hangisini isterdiniz? 300 tekne mi yoksa büyük bir tane mi? Bir tane ya. Ne yapacağım 300 tanesini oğlum? Hepsini satardım. Güzel kardeşim. Zaten 300 tanesi bir tanesinin fiyatı ediyor. Onun yerine bir tanesini sat. Niye kendine iş çıkarıyorsun? Ha canım kardeşim. Ha ne yaparsın? 300 tanesini alıp 299 tanesini satıp bir tanesini, ama yine saçma. Onu yapacağına yine bir tane bunu alırsın, bunu satarsın, bir tanesini alırsın. Niye 299 tane satmayla uğraşıyorsun? Kiraya veririm. Lay oğlum, onun eziyetiyle uğraşılır mı ya? Gelecek kıranı, dökeni, koltukları yakarlar. Yok senin elemanlarınla kavga ederler. Çok büyük ekip kurman lazım onun için ya. O sıkıntılı biraz. Onlarda işte iyi bir ekip kurman lazım. Büyüğü istersiniz. Baylar, bir teknenin yanaştığını fark ettiniz mi? Hayır. O teknede Tom Brady olabilir. Hatta öyle ve gidip onu karşılasak iyi olur. Hadi. Selam Tom. Nasılsınız bakalım? Tom Brady kim bilmeyenler için NFL tarihinin bir numaralı oyun kurucusu. Teknede saçını burada kestiriyorsun. Diş. Onun teknesi miymiş? NFL'e? Çiğe mi dönüşüyor? Aman tanrım, dişlerini de temizliyor. Bindiğin en iyi tekne bu mu? Tanrım, şaka mı yapıyorsun? Evet. Bu çılgınca. Kahvaltıdan önce Disney Bar'dan çok yerseniz evinde sizin çikolataları saklamak zorunda kalıyorum. Çünkü ikisi yemeden durmuyor. Öyle mi? Gerçekten burası çok eğlenceli. Sonsuz bir labirent gibi, sanırım bu dünyanın en iyi teknesi. Çılgınca. Çok güzel. Gerçekten. Hala görmediğimiz katlar var. O kameradan çok iyi anlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu helikopter pisti çok daha iyi. Yat üstünde helikopter pisti dendiğinde düşündüğüm şey bu değildi. Tom Brady buradayken futbol oynamasak olmazdı. Bu oynamanın en keyifli hali. Elimi nerede tutarsam oraya atıyor. Berbatım. Bunun için para alıyorum Jimmy. Hadi ama. Gökyüzündeki drone'umu vurabilir misin? Çok zor. Futbol topu. Nereye vuruyor da vuramaz. Pekala. İlk denememde drone'u vurursam belki sahalara geri dönerim. Güzel fikir. Baba, ıskalayacaksın. Muhtemelen evet. İlk deneme. Vuracak. Oho, vurdun. Vurdum. Nolan, güneş kremini sür. Carl muhtemelen pas attığın en kötü oyuncudur. Kafasını hedeflemediğin sürece kesinlikle tutamayacaktır. Tamam Carl, bu işi batırma. Atabildiğin kadar uzağa. Oğlum,
Vurdu lan. Gövdesinden vurdun, kafasından vurmalısın. Kötü oldu, evet evet. Tom Brady ile takıldıktan sonra gecenin kalanı için sinema salonundaydık. Bu şu ana kadarki en iyi tekne mi? Kesinlikle. Yalnız unutmayın, bundan sonra 1 milyar dolarlık tekneyi göreceğiz. Daha ne kadar büyük olacak? Bu tekneden tam 4 kat daha büyük. Daha da mı büyük? Bu gemi 3 özgürlük heykelinden daha büyük. Yok artık. Bu geminin büyüklüğünü hayal bile edemezsin. Ana oğlum, şehir gibi lan bu ne? Özgürlük heykelinden daha büyük. Yok artık. Bu geminin büyüklüğünü hayal bile edemezsiniz. 360 metre uzunluğu ve 17 kat büyüklüğüyle resmen yüzen bir şehir. Ve kapasitesi ise tam 10 bin kişi. Diğer tüm yatlarda odalarımız vardı. Ama bu gemide 2000'den fazla daire var. İçinde su kaydırakları, alışveriş merkezi, basket sahası ve daha sayamayacağım birçok şey var. Parmaklarım bitti. Ve hepsi şu an bize ait. İyi eğlenceler. Evet. Evet. Bu taraftan. Aa tamam. Bakalım. Harbi Kızılcahamam'dan büyük amana koyayım. Bakalım neler olacak. Vay canına, su kaydırağı var. Baksana, burada resmen bir su parkı var. Kuralları çiğniyorum. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Üzgünüm can kurtaran. Su parkında canlı müzik yapıyorlar. Yok artık. Oğlum düşünsene, bu senin la. Ne para kazanırsın bunun üzerinden. Bak hani kendin kullanmazsın bunu zaten. Bunun üzerinden ne para kaldırıyorlardır var ya. Hayal edebileceğiniz her şeyin olduğu bir spor katı bile var. Mini golf. Oynayalım. Şu an resmen gemide mini golf oynuyoruz. Engelledin. Bu geminin bir şehir olduğunu söylerken asla abartmıyordum. Bu gemide tam 7 tane mahalle var. Bu delilik. Hala gemideyiz. Görmeniz için işte mahallelerden bir tanesi buna benziyor. Kaydıraktan kaydım ve sanki başka bir dünyaya ışınlanmış gibi. Baba hemen şuradan bir tane beri viskus. Gibiyim şu an. Atlı karınca da mı var burada? Dükkanlar, restoranlar, oyun salonları, hatta Starbucks bile var. Hey Chandler! Hey! 100 milyon kişi izliyor. Bakalım atabilecek misin? Ama burada... Bu çılgınca. Chat'te ne oluyor ya? Abone modu alalım ya. Hiç uğraşmayın şey yapmayla ya. Partiyer falan var değil mi? Saçmalamayın bile ha. Tüm yerlere nasıl oturabilirim ki? Burada yalnız başımayım. Ayrıca kapalı alan etkinlikleri ve şovları için bir kat da var. Bu da ne böyle dostum? Bütün gemi sadece bize ait. Ait. Tabii ki de koca gemiyi kendime saklayacak değilim. Bu yüzden... Babam, adını veremeyeceğim bir firmada bir kaptan bir hafta gemileri yol yaptım. 7 ton yakıt alıyorlar, yakıyorlar, geliri sen düşün, 7 ton. Amına koyayım. Bizim hatta eskiden bir tane izleyicimiz vardı, hala izliyorum biliyorum, Denizli sanırım adı. Denizli Disney'in gemisinde şeflik yapacaktı. Yapıyor muydu hatta? Yapacak mıydı? Öyle bir muhabbet vardı. Bu tecrübeyi sizlerle, yani abonelerimle paylaştım. Mr. Beast'i seviyorum. Mr. Beast'e abone olun. Bu nasıl bir tekne? Aslında çok iyi. Ne haber benim? Kimleri doldurmuş? Bir dakika dur, kaçırdım. Beyi sizlerle, yani abonelerimle paylaştım. Mr. Beast'i seviyorum. Mr. Beast'e abone olun. Bu nasıl bir tekne? Aslında çok iyi. Ne haber millet? Hadi bakalım. Atlı karıncaya bineceğiz. Atlı karınca, atlı karınca, atlı karınca. Bu çılgınlık. Chatman nerede? Abi sen ne zaman yapacaksın? Hallederiz ya. Oh! Evet. Tam her şeyi gördüğümüzü zannediyorken bu da ne? İnsanlar bunu nasıl yapmış? Dev geminin içinde dev bir alışveriş merkezi varken bir de tavandan aşağı inen bir bar var. Şu robot kollar ne? Orası biyonik bar. Tamam dostum. Oh, oh. Oh. Bu harika. Çocuk menüsünden. Amına koyayım, biz de mangalda hesap yapıyoruz arkadaşlar. Herkes 200 gram tavuk getirse doyarız. Herkes yanında 200 gram tavuk getirsin. Evet! Evet! Abonelerimin bu gemide ne kadar eğlendiğini evet. Görüyorsunuz. Asla bırakma. Asla bırakma. Abonelerime gemide son bir sürprizim vardı. Bu yüzden Nolan onları bir araya topladı. Size çok büyük bir duyurum var. Bugün buraya gelen her bir aboneye 3 gecelik kruz tatili hediye ediyoruz.
siz de videoda olmak istiyorsanız abone olun ki bize katılabilirsiniz. YouTube'a asla yüklemeyeceğimiz gizli bir MrBeast videosu çektik. İzlemenizin tek yolu önümüzdeki 30 gün içinde bir Feastables ürünü alıp arkasında yer alan QR kodu okutmanız. Walmart, Albertsons, 7-Eleven ya da Feastable.com'dan Feastable almak için en iyi zaman millet. Bu gizli video için neredeyse 1 milyon dolar harcadım. Yani izlemek için birkaç Feastable alsan iyi olur. Aboneyim zaten, davet eder ya. Feastables. Neyse arkadaşlar, biz sizi otele bindiremiyoruz ama bak, kaba sakal ile hediyemiz varsa 2000 TL'lik. Dahil olmak isteyenler varsa oğlum dahil olabilirsiniz. Bizim de elimizden bu geliyor. Herkes bütçesine göre. Biz de size bunu yapabiliyoruz. Bizde bak mesela